Arkadaşlar, videoda hemen önce Discord sunucumuzdan bahsetmek istiyorum. Discord sunucumuzda birlikte oyunlar oynayabilir, sohbet edebilir ve daha birçok sürprize erişim şansınız olabilir. Görüyorsunuz burada mesela sohbet ettiğimiz yer var. Burada birlikte oyunlar oynuyoruz, sohbet ediyoruz. Aynı şekilde burada mesela oyuna davet edebileceğiniz bir alan da bulunuyor. Yine mesela müzik dinleyebileceğiniz, arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz ya da aynı şekilde oyun oynayabileceğiniz yerlerimiz de var. Eğer gelmek isterseniz Discord sunucumuza videonun açıklama kısmından linki bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan, bugün sizlerle birlikte GTA Online The Kaya Peruka Heist tam bitirme rehberinin bölüm 3'ü ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bu bölümde artık başlıyoruz ve yapacağımız şey şu arkadaşlar. Duo bir şekilde yapacağız. Yanımda Eray var, takipçilerimizden. Onunla birlikte oynayacağız ve hemen şöyle bir tabloyu göstereyim size vakit kaybetmeden. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar zaten bunları daha önceden videoda yapmıştık. Prepleri video dışı yaptım çünkü zaten bunları hep aynı şekilde yapıyorsunuz, farklı bir şey olmuyor. Nasıl yapılacağını merak edenler arkadaşlar bölüm 1 videoma bakabilirler. Orada bunu açıklamıştım ilk yaptığımız heist'ten. Onun haricinde arkadaşlar, evet, bunları arkadaşlar hemen birazdan seçeceğiz. Hatta hemen start diyerek şöyle sağ aşağıdan başlayalım. Evet, son durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan seçimler yapacağız. Hemen yaklaşım aracımız, yani adaya nasıl gideceğimizi seçelim. Sadece Kosatka prepini yapmıştım. Dolayısıyla Kosatka'yı yapacağım arkadaşlar. Sessiz bir şekilde yapacağız. Bunun için Kosatka'yı tercih ettim. Infiltration point olarak ise, yani adaya sızacağımız yer ise arkadaşlar, drenaj tünelimiz olacak. Bu şekilde compound'a, yani El Rubia'nın mekanına girmiş olacağız. Bu önemli arkadaşlar. Buradan gireceğiz bu bölümde. Onun haricinde compound entry point, yani El Rubia'nın mekanına gireceğimiz yer. Bu da aynı şekilde drenaj tüneli olacak arkadaşlar. Onun haricinde escape point, yani kaçış rotamız ise Main Dock olacak arkadaşlar. Kaçacağımız yer burası. Time of Day, yani heist ne zaman yapacağız? Gündüz mü yoksa gece mi? Ben gizli yapacağım. Aslında normalde gece yapmam gerekirdi ama gündüz yapmayı tercih ediyorum. Weapon loadout'umuza baktığımız zaman, yani silah takımımıza diyeyim, suppressor, yani susturuculu silahları tercih ettim ve tüfek tarzı conspirator diye geçiyor, bunları tercih ettim. Buradan Hire Support Crew sekmesinden de istiyorsanız destek ekibi çağırabilirsiniz. Yani bunların hiçbirine gerek yok arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ben sessiz yapacağım. Ama tabii ki siz eğer paldır küldür girmek istiyorsanız mutlaka bunları da yapmanızı öneririm. Tabii bunları parayla almanız gerekiyor. O da ayrı bir konu. O zaman arkadaşlar hemen takımımızdan kimler ne kadar alacak onun şeyini yapalım. Şimdi şöyle, benim zaten paraya ihtiyacım yok. Onun için hepsini takipçimiz Eray'a vereceğim. Evet, son durum bu şekilde. Hemen geri gelelim ve son olarak continue'ya basarak başlayalım. Evet, adaya şu an sızdık abi. Şimdi şöyle, bu drenaj türenini seçtiğiniz zaman ve Kosatka'yı birazcık sıkıntılı arkadaşlar buralar, gördüğünüz üzere. Sakın çarpmayın. Büyük sıkıntı. Mayın çünkü bunlar. Patlar ve yani ölürsünüz. Sayısı da yalan olur. Şöyle şöyle drenaj tünelini gideceğiz. Zaten şurada parlıyor. Hızlıca gidelim bakalım. Evet, drenaj tünelini yaklaştık arkadaşlar. Şimdi bu şekilde. Evet. Şimdi kontrollerine bakıyoruz. Sol kliğe basılı tutarak başlatabilirsin dedi. En üstten başlayalım şöyle. Çok bir şey yok aslında. Basılı tutuyorsunuz sadece sol kliği ve tek tek böyle üstlerinden geçiyorsunuz yeşil alanların. Hiç zor değil. Hızlı hızlı. Şöyle akıcı bir şekilde de yapabiliriz aslında. Ve tamam. Kapıyı evet artık açmış bulmaktayız. Tamam. Şu hızlı hızlı yüzelim. Zaten çok fazla bir yer yok sanırım şuradan. Aynen. Muhtemelen yukarı çıkacağız. Evet, takım arkadaşımızı bekliyoruz şu an. Ne yapıyorsanız arkadaşlar birlikte yapmak zorundasınız. Hani ben geldim görev bitsin diye bir şey yok. Tamamen koordine çalışmanız gerekiyor. Aç 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 aç. Ve abi adaya sızmış bulunmaktayız. Çok temiz oldu. Şimdi abi hiç ses çıkarmamamız gerekiyor ve
susturuculu silahlarımızı almamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Yavaşlayalım. Koşmamamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle takım arkadaşımı bu konuda uyarayım. Tamamdır arkadaşlar, devam edebiliriz. Şöyle size olabilecek en iyi rotayı gösteriyorum arkadaşlar. Bu rotalardan giderseniz arkadaşlar, şunları da alalım. Bir problemle karşılaşmazsınız. Muhtemelen sizinle karşılaşacağınız senaryo bu olacaktır. Şu an biraz geri çekiliyorum. Evet. Bazı yerlerde bekleyeceksiniz. Mesela bunu ben öldürürsem şu an diğer adam bunu görür. Dolayısıyla öldürmemem gerekiyor. Bekliyoruz bakalım. Evet, çok temiz oldu. Çok güzel. Bunları da indirmeye çalışın arkadaşlar. Çok fazla da ses yapmayın. Şu an bu tarafa dönmüş durumda. Şimdi buna sıkmıyorum. Çünkü daha önce denemedim. Tek yemeyebilir. Tek yemezse de büyük sıkıntı olur. Yani onun gidebilir. Bizimle bir alakası fazla yok. Biz de onun arkasından gideceğiz şu şekilde. Evet, aynen bu şekilde devam edeceğiz. Aslında hazır gelmişken burayı açmak için iki tane keycard lazım ama bizde bir tane var. Dolayısıyla şimdilik bu şekilde idare edeceğiz. Tam olarak bu rotadan gitmeye özen gösterin arkadaşlar. Olabilecek en iyi rotayı şu an size göstermeye çalışıyorum. Evet, şu ana kadar çok iyiyiz. Yani acele etmeyin, yavaş yavaş gidin. Duymasınlar, önemli olan şey bu. İlk olarak ana hedefimizi yapacağız arkadaşlar, yani. Evet, tertemiz. Bu arada iki tane anahtarı aldık. Bunları daha sonra bakacağız arkadaşlar. İlk olarak ana hedef. Underground Vault, yani yeraltı sığınağına gireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu odaya girdiğiniz zaman ilk yapacağınız şeylerden biri tabii ki ana görev kartını almak ve şuradaki bir kasa var arkadaşlar. Bunu mutlaka açın. Buradan güzel bir loot çıkıyor size. Her türlü. Evet. 61.000 dolar sadece kafadan buradan gelmiş oluyor. Burada da bir lootunuz olabilir arkadaşlar. Şu an boş gördüğünüz üzere ama burada bir resim olabilir. Buna dikkat edin. Onun haricinde zaten şurada da bir resim olabilir gördüğünüz üzere. Tam böyle resimlik yerler ama bu resimleri alamıyorsunuz. Bu iki yere özen gösterin arkadaşlar. Burada tablo bulabilirsiniz kısacası. Şimdi hızlıca asansörü hackleyelim. Tamamdır. Hacklemiş bulmaktayız şu an gördüğünüz üzere. Tamam, apartmana girip ineceğiz. Tertemiz abi. Şu ana kadar çok iyiydik. Evet. Yine sessiz sessiz ilerleyin. Prep'ten arkadaşlar bu silahı prep'ini yapıyorsunuz ve bu şekilde burayı açabiliyorsunuz. Tabi bunlar bir nevi zorunlu gibi aslında. Pink Diamond. Evet. Şimdi page up tuşuna basarak. Evet. Page up tuşuyla arkadaşlar, şu an paraleli dinledim de, page up tuşuyla bir ara ara basmanız gerekiyor. Bir süre sonra ama çok fazla basmayın. Evet, şu an ondan bahsediyor. Sağ aşağıda heat, yani ısı derecesi var. Çok fazla basmayın. Bu şekilde devam edin, zaten olacaktır arkadaşlar gördüğünüz üzere. Almış bulunmaktasınız. Şimdi 1 milyon gelmiş oldu. Evet, aslında yapmamız gereken bu kadar arkadaşlar. Burada başka bir şey yok. Normalde yapacağınız şeye göre arkadaşlar, göreve göre buradan da göreviniz olabilir. Biz ama Pink Diamond görevini yapıyoruz. Yani az önce aldığımız pembe görevi yaptığımız için hiç gerek yok. Şimdi hemen bitirmeyeceğim. Normalde şu an gidebilirim. Ama evet, bunu yapmamız gerekiyor.
Tamamdır. Böylelikle bunu da açmış olduk. Hızlıca girelim. Yani şu an burada zaten pek birileri yok ama biz loot'umuza bakalım. Hızlıca klasik diğer hastalardaki gibi sol kliğe abanıyorsunuz arkadaşlar hızlı hızlı. Bu arada sağ aşağıda loot bag'iniz var. Görmüşsünüzdür arkadaşlar. Yani bu sizin çantanız. Bunu belirli bir kapasiteye kadar doldurabiliyorsunuz. Bunu ben alamıyorum mesela. Arkadaş alabilir mi acaba? Bakıyorum. Evet. Tamamdır. Ben alamadım, o alabiliyor. Kessin. O alsın. Bakıyorum şimdi bu odaya. Başka bir şey kalmadı sanırım. Evet. Bu mesela burada da bir şeyler olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi random gerçekleştiği için. Mesela ben bu masadan aldım. Siz de bu masada olabilir veya her ikisinde olabilir. Bu zaten kameraları hacklediğimiz zaman belli oluyor. Evet. Onu da aldığımıza göre gidebiliriz. Şimdi hızlıca asansöre binip gidelim. Evet. Bundan sonraki kısım arkadaşlar zevkli kısım bence. Artık Escape the Compound. Yani bu merkezden kaçacağız. Şuradan kaçacağız. Ama ben kaçmadan önce mümkünse birkaç bir şey daha almak istiyorum. Şimdi biraz bekliyoruz. Haritadaki şu muhafızın buradan geçip gitmesini. Hızlıca buradan atlayabilirsiniz arkadaşlar. Size kısa yolları göstermeye çalışıyorum. Ve yavaş yapıyorum fark ettiyseniz ki bilgi edici bir video olsun arkadaşlar. Okey. Şu şekilde atlayabilirsiniz. Hani paranız kaybolmayacaktır, bir şey olmayacaktır. Biraz kötü düştü ama herhalde. Olsun. Dediğim gibi fazla paranız kaybolmayacaktır. Şuraya bir daha deneyeceğim bu arada. Evet. Tamam. Bu arada muhafız geliyor. Hızlı bir şekilde paraları doldurup kaçmamız gerekiyor şu an. Doldur, 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 doldur. Hızlı hızlı. Ne var ne yok. Evet, neredeyse fullledik arkadaşlar. Çok az bir şey kaldı. Eray muhtemelen alamıyor. Ben alayım onun yerine. Evet. Tamam. Şu an fullledik çantaları. Artık zerre bir şey alamayız arkadaşlar. Hızlıca kaçmamız gerekiyor. Evet, takım arkadaşını da bekliyoruz. Tamamdır. Böylelikle son anda bizi bir görür gibi oldular ama umarım orada bug'a girmez çünkü tam zamanda gelmiş olduk. Şimdi klasik bir cutscene'in ardından compound'dan çıkmış olacağız. Burada yapacağınız şey arkadaşlar, hemen şurada birisi var gördüğünüz üzere. Bunu direkt öldürebilirsiniz çünkü size bile bakmıyor. Çok kolay. Bundan sonra arkadaşlar yapacağınız şey bunu indirmek olacak. Daha sonrasında da şu ikisini indirmeniz gerekiyor. Bunu takım arkadaşınızla beraber yapabilirsiniz. Veya tek başınıza da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey ama mutlaka alarma geçmemeleri gerekiyor. Bir de şurada kamera olması lazım. Tamam. Şimdi buna girmemiz lazım. Evet. Era gelebiliyor mu? Evet, era gelemiyor sanırım. O zaman şöyle yapacağız. Motora da kaçabilirsiniz aslında, daha iyi olurdu ama. Bunu atlarız, bununla kaçarız. Sıkıntı yok. Yani o da bulmuş. Fark etmez, o da gelebilir ya da tek arabayı deneyelim daha iyi olur. Çünkü bir önce varmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi tamamen benim izlediğim rotayı izleyin arkadaşlar. Mümkün mertebe en iyi gidebileceğiniz rota bu çünkü. Bu konuda çok araştırma yaptım. Yapabileceğiniz en iyi rota bu. Tabii ki siz kendi rotanızdan da gidebilirsiniz. Rubio yine helikopterle peşine düşecek falan diyor. Evet, bu şekilde gidin arkadaşlar. Yani muhafızlar sizi görmemeli. Yani şu an mesela o helikopter de geliyor ama Era indi bu arada ama. Tamam. Şimdi botu bulmamız gerekiyor arkadaşlar hızlıca. Hemen şuradan bota doğru
Gidelim. Evet, son anda yakalandık ama. Şu an buna benim kaçacağız arkadaşlar. Yapacak başka hiçbir şey yok. Evet, iki kişi duo olarak zor oluyor tabii ki ama. Evet, şu an Era'yı bekliyorum. Hadi Era'ya Era'ya. Tamamdır. Bundan sonrası çok zor değil arkadaşlar. Yapacağınız şey kaçmak. Aslında tam olarak silent bir şekilde bitirdik diyebiliriz çünkü asıl işi bitirmiş olduk. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Tabii ki açılacağız. Herhalde eğer şunları sıkarsa çok daha iyi olur. Peşimizi bırakmaları lazım çünkü. Evet, buradan sonra açılacaksınız arkadaşlar. Böyle uzun uzadıya açılın. Ben ilk sefer yaptığımda bu görevi ileride bir posatka aracım vardı, gemim vardı. Ona doğru gitmiştim. Yine o tarafa doğru gideceğim ama muhtemelen herhangi bir açıklığa giderseniz görev olacaktır. Hızlıca gidelim bakalım. Ve evet arkadaşlar, klasik cutscene'e geldi sıra. Parayı getirdiğimiz, daha doğrusu önemli belgeleri mi diyeyim. Tabi büyük parayı da bunlar alıyor. Biz de bu mektup mu diyeyim, zarfın içindeki ufak parayı alıyoruz. Ve böylelikle arkadaşlar, ben Gold, Eray muhteşem bir performansla Platinum bitiriyor. Muhtemel alacağımız 5 milyon küsürmüş ama bizim alacağımız da 2 milyona yakın. Ben %15'ini alıyorum. 275.000'e tekabül ediyor. Elite challenge'ları yaparsanız çok daha iyi para alabilirsiniz. Ama ben yapmadım. Gerek yok. Çünkü öyle bir şey hedeflememiştim. Belki sonraki videolarda ama bunu hedefleyebilirim arkadaşlar. Evet. Muhteşem bir şekilde son cutscene'imizde görüyoruz. Böylelikle Kaveperu karşısına bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere duo olarak Kaveperu karşısına silent bir şekilde bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki serimiz arkadaşlar yine Kaveperu olacak. Kaveperu olun bütün varyasyonlarını yapmayı düşünüyorum. Solo bir şekilde, duo bir şekilde, mümkünse üçlü ve dört kişilik bir şekilde gündüz, gece bütün noktalardan girip çıkmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hem rehber niteliğinde bir video olur hem de güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Eren şu an beni işaret ediyor. Evet arkadaşlar, o zaman bu bölüm bu kadar olsun. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.